Videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Lev Nikolayevich Tolstoy İvan'ın Sırrı Çok zaman önce bir padişahın ülkesinde zengin bir köylü yaşıyormuş. Bu köylünün asker Semyon, Şişko Taras, Aptal Ivan adlarında üç oğlu, bir de Malanya adında dilsiz, geçkin bir kızı varmış. Bir gün asker Semyon, padişaha hizmet için askere Şişko Taras da bir tüccarın yanında çalışmak için şehre gitmiş. Aptal Ivan ise alın teriyle çalışıp kazanmak için kız kardeşiyle birlikte evde kalmış. Zamanla asker Semyon orduda yüksek rütbelere ulaşmış, mal mülk edinip bir bey kızıyla evlenmiş. Fakat maaşının ve malının mülkünün çok olmasına rağmen yine de iki yakası bir araya gelmiyormuş. Çünkü karısı asker Semyon'un bütün kazancını har vurup harman savuruyormuş. Böylece yine parasız kalıyorlarmış. Bir gün asker Semyon mülkünün gelirini toplamaya gittiğinde kahyası ona demiş ki ''Nerede bizde gelir beyim? Hiçbir şeyimiz yok ki. Sığır, at, inek, çapa, saban, tırmık. Bunların hiçbiri yok. Bunlar olmalı ki gelir olsun.'' Bunun üzerine Semyon babasının yanına gidip ''Baba, sen zengin olmana rağmen bana hiçbir şey vermedin. Benim üçte bir payımı versen de işime yarasa, kendi mülküme katsam.'' demiş. Babası sen eve ne getirdin ki üçte bir payını istiyorsun? Hem Ivan'la kızı haksızlık etmiş oluruz diye cevap verince Semyon, Yahu baba, Ivan aptal, kız da dilsiz ve geçkin. Fazla malı ne yapacak onlar? deyince baba, İyi öyleyse git Ivan'a söyle. O ne derse o olsun demiş. Ivan da olur tabii varsın alsın ne olacak cevabını verince Semyon kendi payını alıp mülküne katmış ve yine padişaha hizmet etmek için gitmiş. Şişko Taraş da aynı Semyon gibi çok para kazanmış bir tüccar kızıyla evlenmiş. Ama bir türlü gözü doymuyormuş. Sonunda babasına gidip payını ayırmasını istemiş. Fakat babası Taras'a da payını vermek istememiş. Sen eve hiçbir şey getirmedin. Ne varsa hepsini Ivan kazandı. Eğer sana pay verirsem Ivan'la kızın hakkını yemiş olurum. Bunun üzerine Taraş, Ivan malı mülkü ne yapacak? Aptalın biri zaten. Evleneyim dese hangi kız varır ona? Dilsiz kıza da bir şey lazım değil. Ne olur bana buğdayın yarısını verin. Çift çubuk aletlerini istemiyorum. Sadece hayvanlardan kır atı verin yeter. Nasıl olsa çift sürmede işinize yaramıyor demiş. Ivan ise gülerek tabii canım neden olmasın gidip getireyim demiş ve böylelikle Taras'a da payını vermişler. Sonra Taras buğdayı şehre taşımış. Kır atı da alıp götürmüş. Ivan ise her zamanki gibi babasını annesini beslemek için kart kısrakla çift çubuk işlerine devam etmiş. Bütün bunlar olurken bir köşede oturan ihtiyar şeytan kardeşlerin pay işine kavga etmeden sevgiyle, iyilikle ayrılmalarına çok öfkelenmiş. Üç küçük şeytan çağırmış yanına. Biliyorsunuz, Asker Semyon, Şişko Taraş ve Aptal Ivan adlarında üç kardeş var. Kavga etmeleri gerekirdi ama dirlik ve düzenlik içinde yaşıyorlar. Birbirlerini sevip sayıyorlar. Şu aptal olan bütün işi alt üst ediyor. Şimdi üçünüz gidip üç kardeşin peşine düşeceksiniz. Öyle akıllarını çeleceksiniz ki birbirlerinin gözlerini çıkaracaklar. Yapabilir misiniz bunları? Yaparız tabii. Nasıl yapacaksınız peki? Nasıl olacak? Önce her birinin varını yoğunu elinden alırız. Yiyecek bir şeyleri kalmayınca da onları bir araya getiririz ve onlar da kavga ederler. Tamam, tamam. Görüyorum ki işinizi biliyorsunuz. Haydi şimdi gidin ve üçünü de baştan çıkarmadan yanıma gelmeyin. Yoksa üçünüzün de derisini yüzerim. Üç küçük şeytan kalkıp bataklığa gittiler. İşe nasıl başlayacaklarını konuşmaya başladılar. Tartıştılar, tartıştılar. En sonunda her biri işin kolay tarafını kapmaya çalıştığı için kura çekmeye karar verdiler. Kime hangi iş düşerse onu yapacak, işini erken bitiren de öbürlerinin yardımına koşacaktı. Küçük şeytanlar kura çekti. Sonra kimin işini bitirdiğini, kimin yardımına koşulması gerektiğini anlamak için bataklıkta buluşulacak günü tespit ettiler. Tespit edilen gün geldiğinde şeytanlar bataklıkta buluştu. Her biri işinin nasıl gittiğini anlatmaya başladı. İlk olarak Semyon'un peşine düşen küçük şeytan anlatmaya başladı. Benim işim yolunda. Yarın sabah Semyon babasının yanına gidecek. Diğerleri bu işi nasıl yaptığını sorduklarında anlatmaya devam etti. Ben önce Semyon'a öyle bir cesaret aşıladım ki padişaha gidip bütün dünyayı ele geçireceğine söz verdi. Bunun üzerine padişah Semyon'u komutan yaptı ve onu Hint padişahıyla savaşmaya gönderdi. İki ordunun savaş alanında karşılaşacakları günün gecesi ben gidip Semyon'un ordusunun bütün barutlarını ıslattım. Sonra Hint padişahının yanına gidip ona saman çöplerinden sayılamayacak kadar çok asker yaptım. Semyon'un askerleri ise her taraflarının askerlerle çevrildiğini görünce korktular. Semyon ateş etmelerini emretti ama toplar, tüfekler ateş almadı. Bunun üzerine Semyon'un askerleri iyice korkup çil yavrusu gibi dağıldılar. Böylece Hint padişahı onları yendi. Semyon rezil oldu. Malını mülkünü elinden aldılar. Yarın da asacaklar. Şimdi bir günlük işim daha var. Evine kaçabilmesi için onu zindandan çıkaracağım. Yani benim işim yarına bitiyor. Şimdi söyleyin bakalım hanginize yardım edeyim? İkinci olarak Taras'ın peşine düşen şeytan konuşmaya başladı. Benim yardıma falan ihtiyacım yok. Benim işim de yolunda gitti. Taras'ın bugünkü durumu bir haftadan fazla sürmez. İlk iş olarak gözünü hırs bürümesini sağladım. Başkasının malına karşı öyle bir hırs oluştu ki gözü doymuyor. Ne görse almak istiyor. Elindeki bütün parayı eşya almak için harcadı. Durmadan aldı. Öyle bir hale geldi ki ödünç aldığı paralarla eşya satın almaya başladı. Borç gırtlağına dayandı. İşler öyle karıştı ki bir türlü içinden çıkamıyor. Bir hafta sonra da ödeme zamanı başlayacak ve ben o zaman elindeki malların hepsini yok edeceğim. Böylece borçlarını ödeyemeyecek ve ister istemez babasının yanına gidecek. Sıra Ivan'ın peşine düşen üçüncü şeytana geldiğinde ona işlerinin nasıl gittiğini sordular. O da anlatmaya başladı. Benim işlerim iyi gitmiyor. İlk iş olarak karnı ağrısın diye yemek tabağına tükürdüm. Sonra da tarlasına gidip süremesin diye toprağı tepeleyip sertleştirdim. Bundan sonra süremeyeceğini sanıyordum ama o aptal sabanıyla gelip inatla toprağa sürmeye başladı. Karnının ağrısından inlemesine rağmen yine de toprağa sürmekten geri kalmıyordu. Baktım olmuyor, sabanını kırdım. Fakat o hemen eve koşup bir başkasını getirdi ve yeni bir ok takarak yine sürmeye başladı. Baktım bu da çare etmedi. Bu sefer toprağın altına girerek saban demirini tuttum. Fakat imkanı yok. Sabana öyle bastırıyor ki sivri demir ellerimi parça parça etti. Hemen hemen tarlanın hepsini sürdü. Sadece az bir yer kaldı. Gelin arkadaşlar, bana yardım edin yoksa bütün emeklerimiz boşa gidecek. Bu aptal çiftçilik eder durursa onlar asla sıkıntıya düşmezler. İki kardeşini de besler o. Bu anlatılanlardan sonra Semyon'un şeytanı ertesi gün yardıma gideceğine söz vermiş ve şeytanlar birbirinden ayrılmışlar. İvan bir gün önce hemen hemen bütün tarlayı sürmüş sadece bir boy sürülecek yer kalmıştı. Bir yandan karnı ağrımasına rağmen tarlayı sürmesi gerektiği için oraya gitti. Öğen diresini hareket ettirdi. Sabanı çevirdi ve sürmeye başladı. Fakat daha ilk dönüşünde sanki bir köke takılmış gibi geriye doğru sendeledi. Çünkü küçük şeytan ayağını saban demirine dayamış demiri tutmaktaydı. Ivan bunun üzerine şaşılacak şey burada kök yoktu ama kök işte diye düşündü. Elini toprağın içine sokup yokladığında yumuşak bir şey hissetti. Tuttu çekip çıkardı. Bir de ne görsün kök gibi kara kımıldamayan bir şey. Baktı ki dipdiri bir küçük şeytan. Ivan seni gidi mendobur seni dedi. Bir vuruşta kafasını ezmek istedi elini kaldırdı, tam yumruğu indireceği sırada küçük şeytan yalvarmaya başladı. Kıyma bana ne olur, ne istersen yaparım. Ne yapabilirsin bakayım? Ne istersen, sen sadece istediğini söyle. Ivan kafasını kaşıyarak, karnım ağrıyor, ağrısını geçirebilir misin? dedi. Geçiririm. E haydi, geçir öyleyse. Bunun üzerine şeytan toprağa eğilerek onu tırnaklarıyla eşeledi, eşeledi ve üç çubuklu bir kök bulup Ivan'a uzattı. Al bunu. Kim bir çubuğunu yutarsa ağrısı sızısı kalmaz. Ivan bir tanesini alıp yuttuğunda ağrısı o anda geçivermişti. Şeytan yine yalvarmaya başladı. Haydi bırak artık beni. İnan bana yerin dibine girer bir daha da çıkmam. Tamam olur. Haydi Allah yardımcın olsun. Şeytan Allah lafını duyar duymaz tıpkı suya düşen bir taş gibi yerin altına cumburlop verdi ve ortada yalnızca bir çukur kaldı. Ivan diğer iki çubuğu şapkasına sıkıştırarak kalan toprağı sürmeye başladı. Sürmeyi bitirdikten sonra sabanını ters çevirip evine gitti. Hayvanları bağladıktan sonra içeriye girdi. Bir de baktı ki büyük ağabeyi Semyon'la karısı oturmuş yemek yiyorlar. Duyduğuna göre Semyon'un malını mülkünü elinden almışlar. Semyon güç bela zindandan kaçıp babasının yanına koşmuş. Semyon İvan'ı görünce ben senin yanında oturmaya geldim. Yeni bir yer bulana kadar bana da karıma da bakacaksın dedi. Ivan "Tabii canım, olur." kalın deyip sedire oturmak istedi. Fakat Semyon'un karısı Ivan'ın kokusundan tiksindi ve kocasına dedi ki: "Böyle kötü kokan bir köylü parçasıyla beraber yemek yiyemem ben." Bunun üzerine Semyon da "Bizim hanım pis koktuğunu söylüyor. Yemeğini sofada yesen." deyince Ivan "Olur tabii. Zaten kısrağı gece otlatmaya götürecektim." diyerek ekmeğini, kaftanını alıp kısrağı otlatmaya gitti. O gece Semyon'un şeytanının işi bittiği için serbest kalmış ve verdiği sözü tutmak için Ivan'ın şeytanını aramaya, aptalı alt etmek için ona yardım etmeye gitmiş. Tarlaya vardığında arkadaşını aramış taramış, hiçbir yerde bulamamış. Sadece ortadaki çukuru görmüş. Herhalde arkadaşımın başına bir bela geldi. Onun yerine ben geçeyim bari. Sürme işi de bitmiş. O zaman ben de ot biçerken hakkından gelirim. Şeytan bu düşüncelerinden sonra otluğa giderek orayı su altında bırakmış. Her taraf çamur deryası haline gelmiş. Ivan şafak sökerken kısrağı otlatmaktan dönmüş. Tırpanını bileyip otları biçmeye gitmiş. Otluğa vardığında biçmeye başlamış. Bir sallamış, iki sallamış, tırpan hemen köreli vermiş. Kesmez olmuş. Bileylemek gerekiyormuş. Ivan sürtmüş sürtmüş. O olmuyor. En iyisi eve gidip bileği taşı ve ekmek getireyim. Gerekirse bir hafta bile bileylerim ama hepsini biçmeden yine de gitmem demiş. Şeytan bu sözleri işitince düşüncelere dalmış. Bu aptal çetin cevize benziyor. Kolay kolay alt edemeyeceğim. Başka bir kurnazlık düşünmeliyim. Ivan tırpanı bileyleyip gelmiş ve biçmeye başlamış. Şeytan bunun üzerine otların arasında gizlenerek tırpanı çekmeye, ucunu toprağa batırmaya başlamış. Ivan zar zor otlağın büyük bir kısmını biçmiş. Sadece su içindeki bir bölüm kalmış. Şeytan oraya gidip suyun içine girmiş ve elleri bir kesip bitse de yine ona bu otları biçtirmeyeceğim demiş. Ivan oraya vardığında otların sık olmadığını görmüş. Fakat yine de tırpan dönmüyormuş. Ivan kızmış ve var gücüyle sallamaya başlamış tırpanı. Şeytanın gücü de yavaş yavaş tükeniyormuş. Tam zamanında geriye sıçramış. Bakmış ki iş kötüye gidiyor. Bir çalının arkasına büzülü vermiş. O sırada da Ivan tırpanını çalıya doğru sallamış ve şeytanın kuyruğunun yarısını kesmiş. Böyle böyle Ivan bütün otluğa biçmiş. Kız kardeşine de otları toplamasını tembihledikten sonra çavları biçmeye gitmiş. Giderken de yanına bir çengel almış. Kesik kuyruklu şeytan ise ondan daha önce gitmiş ve çavları öyle alt üst etmiş ki saplar bir türlü çengele gelmiyormuş. Bunun üzerine Ivan otluğa gidip bir orak bulmuş ve yeniden biçmeye başlamış. Çavdarı bir baştan diğer başa biçmiş. Sonra da ''Şimdi sıra geldi yulafa.'' demiş. Kesik kuyruklu şeytan bu sözleri işitince içinden ''Hele dur sen. Çavdar da hakkından gelemedim. Yulaf da gösteririm sana. Yarın bir olsun da hele.'' Ertesi sabah küçük şeytan yulaf tarlasına gittiğinde bir de ne görsün? Yulaf biçilmemiş mi? İvan fazla yorulmamak için gece gelip işini bitirmiş meğerse. Şeytan bunu görünce küplere binmiş. Bu aptal benim kuyruğumu kesti. Beni adam akıllı yordu. Savaşta bile bu kadar yorulmamıştım. Aptal herife yetişmeye imkan yok. Uyumuyor ki. Ben biliyorum yapacağımı. Şimdi gidip ekin yığınlarının hepsini çürüteceğim. Dedikten sonra çavdar yığına gidip demetler arasına sokulmuş ve çürütmeye başlamış. Demetleri ısıtmış, ısıtmış. Sonra kendisi de ısınmış ve uyuya kalmış. Bu sırada Ivan da kısrağı koşup kız kardeşiyle birlikte demetleri taşımaya geliyormuş. Yığınların yanına varıp demetleri arabaya atmaya başlamış. İki demet kaldırdıktan sonra Dirgen birden şeytanın arkasına saplanmış. İvan Dirgen'i kaldırıp bakmış bir de ne görsün. Dipdiri bir yavru şeytan. Hem de kuyruğu kesik. Çırpınıp kıvranıyor. Kaçıp gitmek istiyormuş. İvan bunu görünce seni gidi mendebur seni. Yine mi sen? Demiş. Ben o değilim. O benim kardeşimdi. Ben kardeşin Semyon'daydım. Hangisi olursan ol fark etmez. Aynı şey senin de başına gelecek. Bunları söyledikten sonra Ivan şeytanı yere çalıp ezmek istemiş ama şeytan yalvarmaya başlamış. Ne olur bırak beni. Bir daha gelmem. Hem ne istersen yaparım. Peki ne yapabilirsin? İstediğin şeyden asker yapabilirim sana. Ben askeri ne yapayım? Ne yapayım olur mu? İstediğin işte kullanırsın. Her işi yaparlar. Türkü de söylerler mi? Söylerler tabii. Haydi öyleyse yap da görelim. Bu konuşma üzerine şeytan şöyle demiş. Şu çavdar demetini al, kök tarafından tutarak yere vur. Bir yandan da şu sözleri söyle. Efendim emreyledi, demet kalma sen. de kaç tane saman varsa o kadar asker olsun. İvan demeti alıp yere vurmuş ve şeytanın söylediklerini söylemiş. O an demet darmadağın olmuş ve çavdar sapları askere dönüşmüş trampetçi trampetini, borucu borusunu çalmaya başlayınca Ivan gülmüş. Olur şey değil doğrusu, ne ustalık, bu güzel kızları eğlendirir işte demiş. Şeytan, şimdi bırak beni gideyim deyince Ivan, olmaz, askerleri ekin saplarından yaptık ama taneler boşa gidiyor. Askerleri tekrar nasıl demet haline getireceğimi öğret bana. Demetleri harmanda döveceğim çünkü. Bunun üzerine şeytan demiş ki, şu sözleri söyle, ne kadar asker varsa o kadar saman olsun. Efendim emriyle hepsi demete dönsün. İvan bunları söyleyince askerler birden demete dönmüş. Şeytan tekrar yalvarmaya başlamış. Artık bırak beni gideyim. Peki tamam demiş İvan ve şeytanı bir sopaya takarak eliyle tutup dirgenden indirmiş. Ardından da haydi Allah yardımcın olsun demiş. Şeytan Allah lafını duyar duymaz tıpkı suya düşen bir taş gibi yerin altına cumburlop dalı vermiş ve ortada yalnızca bir çukur kalmış. Ivan eve döndüğünde öbür kardeşi Taraş karısıyla oturmuş yemek yiyormuş. Duyduğuna göre Taraş borçlarını ödeyememiş ve kaçıp babasının yanına gelmiş. Taraş Ivan'ı görünce "E ee İvan Ivan, yeniden ticarete başlayıncaya kadar bana da karıma da sen bakacaksın." demiş. Ivan "Tabii canım olur. Kalın." demiş kaftanını çıkarmış, masanın başına oturup yemek yiyeceği sırada tüccarın karısı ''Ben bu aptalla bir sofrada yemek yiyemem. Baksana ter kokuyor.'' deyince Taraş ''İvan sen pis kokuyorsun. Git yemeğini sofada ye.'' demiş. İvan ise ''Tamam olur.'' deyip ekmeğini almış ve avluya çıkmış. Sonra da daha iyi oldu. Zaten hava karardı. Gider kısrağı otlatırım ben de diye düşünmüş. Bütün bunların olduğu gece Taras'ın şeytanı da işini bitirmişti. Aralarındaki sözleşmeye uyarak Ivan'ın hakkından gelmek için arkadaşının yardımına koştu. Tarlaya vardığında arkadaşlarını aradı taradı. Ortadaki bir çukurdan başka etrafta kimsecikler yoktu. Oradan otluğa gitti ve su içinde olan yerde bir kesik kuyruk buldu. Çavdar tarlasında da öteki çukuru gördü ve bizim arkadaşların başına bir iş gelmiş herhalde. En iyisi mi onların yerine ben uğraşayım şu aptalla diye düşündü. Ivan'ı aramaya gittiğinde Ivan otlak işini bitirmiş, ormana ağaç kesmeye gitmişti. Çünkü bir ev üç aileye dar geliyordu ve aptaldan yeni evler yapması için ormandan ağaç kesmesini istemişlerdi. Şeytan bunu öğrenince koşa koşa ormana gidip dalların arasına sokuldu. Ivan ağaç keserken ona engel olmaya çalışmıştı. Ivan ise ağacı gerektiği gibi kesmiş, iyi bir yere düşmesi için de İtmeye başlamıştı. Fakat ağaç bir dala takılmış ve çatırdayarak başka bir yere devrilmişti. Bunun üzerine Ivan dalları kesip ağacı inatla yere indirdi. Sonra da başka bir ağaç kesmeye başladı ama yine aynı şey oldu. Uğraştı, didindi ve onu da devirdi. Üçüncü ağacı kesmek istediğinde yine aynı şey oldu. Oysa Ivan elli ağaç kesmeyi tasarlıyordu ama daha on tane kesmeden karanlık basmıştı bile. Ivan yorulmuştu. Kafasından duman çıkıyor çıkan dumanlar adeta bir bulut gibi ormanı kaplıyordu fakat yine de işi bırakmıyordu bir ağaç daha kesince beli ağrımaya başladı kuvveti kesilmişti baltasını bir yana bıraktı dinlenmek için oturdu şeytan ivan'ın yorulduğunu görünce sevindi e ee, artık yoruldu işi bırakır herhalde ben de biraz dinleneyim bari diye düşündü ve sevine sevine bir dalın üstüne oturdu bu arada ivan kalkmış baltayı alıp sallamaya başlamıştı ağacın gövdesine öyle bir indirmişti ki ağaç çatırdayarak devrildi. Kaçmaya fırsat bulamayan şeytan ise ayağını çekememiş, dal kırılıp şeytanın pençesi üstüne düşmüştü. Ivan ağacı yontmaya başladığında bir de ne görsün dipdiri bir şeytan. Ivan şaşkın şaşkın seni gidi baş belası seni yine mi sen? Ben o değilim başkasıyım ben kardeşin Taras'taydım. Kim olursan ol fark etmez senin de başına aynı şey gelecek. İvan şeytanı ezmek isteyerek baltayı salladığında şeytan yalvarmaya başladı. Kıyma bana ne olur. Ne istersen yaparım. Ne yapabilirsin bakayım? Sana istediğin kadar para yapabilirim. Haydi yap da görelim o zaman. Bu konuşma üzerine şeytan ona para yapmayı öğretti. Şu meşe ağacından yaprak al ve avuçlarının arasında birbirine sürt. O zaman yere altın dökülecek. İvan şeytanın dediğini yaptı. Yaprakları alıp birbirine sürttü ve altınlar ortaya saçılı verdi. Ivan bunu görünce ne güzel bir şey. Boş zamanlarımda çocuklarla oynarım dedi. Bu arada şeytan yine kendisini bırakması için yalvarınca Ivan haydi Allah yardımcın olsun diyerek bıraktı şeytanı. Şeytan ise tıpkı suya düşen bir taş gibi yerin altına cumbur lop dalı verdi ve ortada yalnızca bir çukur kaldı. Olaylar bu şekilde sürüp giderken kardeşler kendilerine ev yapmışlar ayrı ayrı yaşamaya başlamışlardı. Bir gün Ivan tarla tapan işlerini bitirip yemek yapıp kardeşlerini ziyafete davet etmiş. Fakat kardeşleri biz köylü eğlencesi bilmeyiz diyerek davete gitmeyi reddettiler. Ivan da kadın erkek bütün köylüleri çağırdı. Onlar gibi kendisi de içip sarhoş oldu. Sonra da oyun yerine gitti. Oraya varınca kadınlardan kendisi hakkında iyi konuşmalarını istedi. Ben size hayatınızda hiç görmediğiniz bir şey vereceğim deyince Kadınlar güldü ve ''Haydi ver bakalım şu bilmediğimiz şeyi'' dediler. İvan ''Hemencecik getiririm'' deyip kalburu kaptığı gibi ormana koştu. Kadınlar ise ne kadar aptal olduğundan bahsedip gülüyorlardı. Kendi eğlenceleri içinde onu unuttukları bir an bir de baktılar ki Ivan kalburunu doldurmuş koşa koşa geliyor. ''Vereyim mi?'' diye soruyordu. Kadınların ''Ver'' cevabı üzerine İvan kalburdan bir avuç altın alıp kadınların üstüne saçtı. O an bir kızıl kıyamettir koptu. Kadınlar altınları toplamak için koşuştular. Erkekler ortaya atlayıp birbirini itip kalkmaya, birbirlerinin elindekini kapmaya başladılar. Az kalsın bir koca karıyı çiğneyeceklerdi. Ivan ise sürekli gülerek, ''Sizi gidi aptal karılar sizi. Ne diye koca karıyı eziyorsunuz? Yavaş olun canım. İsterseniz yine veririm.'' dedi. Ve yine altın saçmaya başladı. Halk koşuşup İvan'ın kalburundaki bütün altınları aldılar ve dahasını istediler. İvan dedi ki, bitti artık, daha sonra yine veririm. Siz şimdi oynayın, şarkı söyleyin. Kadınlar şarkı söylemeye başladıklarında, şarkılarınız güzel değil, dedi. Daha güzeli nasıl oluyormuş, dediler. Ben size göstereyim, diyerek harman yerine gitti. Bir demet alıp kök tarafından tutarak yere vurdu. Haydi, efendin emriyle demet kalma sen. Her saptan bir asker olsun, dedi. O an demet darmadağın oldu ve askerler ortaya çıkıverdi. Trampetlerine vurdular, borularını çaldılar, Ivan'ın emriyle şarkı söylemeye başladılar. Ve Ivan onları alıp oyun alanına geldi. Halk bunu görünce şaşırıp kaldı. Askerler şarkılarını bitirince Ivan onları tekrar harmana götürdü. Ve kimse ardından gelmesin diye de tembihledi. Orada askerleri yeniden demete çevirip öbür demet yığınlarının üstüne attı. Sonra da evine dönüp ahıra girdi ve yatıp uyudu. Ertesi sabah büyük kardeşi Semyon olup bitenlere öğrendi ve Ivan'ın yanına koştu. Şu askerleri nereden getirdin, nereye götürdün bana söylesene dedi. Ivan, bilip de ne yapacaksın ki sanki deyince Semyon, ne yapacaksını var mı? İnsan askerlerle her şeyi yapabilir, bir padişah bile olabilir dedi. Ivan şaşırıp kaldı bu işe. Gerçekten mi? Canım bunu daha önce söyleseydin ya ben sana istediğin kadar asker yaparım. Ne olacak yani? Kız kardeşimle sayısız demet bağlamıştık. Sonra Ivan Semyon'u alıp harmana götürdü ve "Bak, ben askerleri yaparım ama sen onları alıp götüreceksin. Eğer onları beslemeye kalkışırsak bir günde bütün köyü yiyip bitirirler." dedi. Semyon askerleri alıp götüreceğine söz verince Ivan işe başladı. Demeti yere bir vurdu mu, bir bölük asker çıkıyor. Başka bir demeti vurdu mu, bir bölük daha çıkıyordu. Sonunda o kadar çok bölük oldu ki ova baştan sona askerle doldu. E ee, yeter mi? dedi Ivan. Semyon sevinerek yeter kardeşim sağ ol dedi. Tamam öyleyse daha lazım olursa gel. Saman bol nasıl olsa ben sana yine yaparım. Bütün bunlardan sonra Semyon hemen orduyu toplayıp düzenledi ve savaşa gitti. Semyon gider gitmez taraş geldi. Bir gün önce olanları duyduğu için kardeşine yalvarmaya başladı. "Ne olur söyle bana, şu altın paraları nereden buldun? Eğer elimde bu kadar para olsa bütün dünyayı ele geçirirdim." Ivan şaşırıp kaldı. "Gerçekten mi? Daha önce söyleseydin ya. Sana istediğin kadar para yaparım." Taraş bunu duyunca çok sevindi. "Hiç olmazsa üç kalburu yap," dedi. "Peki canım, olur. Ormana gidelim. Haydi. Fakat atını da getir. Tek başına taşıyamazsın." dedi Ivan. Birlikte ormana gittiler. Ivan meşe yapraklarını avucuna alıp birbirine sürtmeye başladı. Bir anda ortaya bir yığın altın döküldü. Yeter mi? dedi Ivan. Şimdilik yeter kardeşim sağ ol. Tamam o zaman eğer daha lazım olursa gel. Ben sana yine yaparım. Yaprak çok. Böylece Taraş bir yük para topladı ve yine ticaretle uğraşmaya başladı. Sonunda iki kardeş de çekip gittiler. Semyon savaşarak bir ülke ele geçirdi. Taraş da ticaretle bir yığın para kazandı. Günün birinde bu iki kardeş bir yerde buluştular. Semyon askerleri Taraş da paraları nasıl ele geçirdiğini anlattı. Semyon kardeşine ben bir ülke ele geçirdim. İyi yaşıyorum ama askerleri beslemeye param yetmiyor dedi. Bunun üzerine Taraş da bense yığın yığın para kazandım ama işin kötüsü bu paraları koruyacak adamım yok dedi. Semyon kardeşimiz Ivan'ın yanına gidelim. Ben ondan biraz daha asker yapmasını isteyeyim. Sen de para iste. Ben askerleri paranı beklemesi için sana veririm. Sen de parayı askerleri beslemem için bana verirsin. Diye bir fikir ileri sürdü. Böylece kalkıp Ivan'ın yanına gittiler. Semyon Ivan'a ''Kardeşim askerler yetmiyor. Ne olur bana biraz daha yap. Hiç olmazsa iki demet olsun.'' dedi. Bunun üzerine Ivan başını salladı ve ''Boşuna dil dökme. Sana başka asker yapmam.'' ''Neden ama? Söz vermiştin. Söz vermesine verdim ama yapmam. İyi de neden be aptal? Neden olacak? Senin askerlerin bir adamı öldürmüşler. Biraz önce yol kenarında çift sürüyordum. O anda ağlaya sızlaya tabut taşıyan bir kadın gördüm. Kimin öldürdüğünü sorduğumda Semyon'un askerleri savaşta kocamı öldürdüler. Cevabını aldım. Ben askerleri yalnız şarkı söyler sanıyordum oysa ki. Adam da öldürürlermiş. Onun için bir daha asker yapmam. Böylece Ivan olayı kestirip attı ve Başka asker yapmaya ikna edilemedi. Sıra Taras'a geldi ve o da kendisine biraz daha para yapması için yalvarmaya başladı. Ivan yine başını salladı. Boşuna nefesini tüketme. Başka para yapmam. İyi ama neden? Söz vermiştin. Söz vermiştim ama bir daha yapmam. İyi de niye yapmıyorsun be aptal? Yapmam. Çünkü senin altınların, Mihailovna'ların ineğini elinden almış. Nasıl almış ineği onların elinden? Nasıl olacak? Mihailovnaların bir ineği vardı. Çocuklar o ineğin sütünü içerlerdi. Fakat biraz önce bana gelip süt istediler. İneklerine ne olduğunu sorduğumda ise Tarasın kahyasının gelip ineği üç altına aldığını ve şimdi de yiyecek bir şeylerinin kalmadığını söylediler. Oysa ben seni altınlarla oynayacak sanmıştım. Bir daha sana altın yapmayacağım. Ivan konuyu böylece kestirip attı ve bir daha altın vermedi. Kardeşler de çekip gitti. Fakat birbirlerinin sıkıntılarını nasıl gidereceklerini düşündüler ve Semyon dedi ki: "Bak, şöyle yapalım. Sen bana askerlerimi besleyecek kadar para ver. Ben de ülkemin yarısını askerlerle beraber sana vereyim. Böylece askerler senin paranı korumuş olurlar." Taraş: "Olur." cevabı verince iki kardeş anlaştılar ve ikisi de birer zengin ve padişah oldular. Bütün bunlar olurken Ivan evinde oturuyor, annesine, babasına bakıyor. Dilsiz kız kardeşiyle tarlada çalışıyordu. Günlerden bir gün Ivan'ın ihtiyar köpeği uyuza yakalanmış can çekişiyordu. Ivan hayvancağızı acıdı ve dilsiz kızdan biraz ekmek alarak şapkasına koydu ve götürüp köpeğe attı. Fakat şapkası yırtık olduğu için ekmekle birlikte çubuklardan biri yere düştü. İhtiyar köpek ekmekle birlikte kökü de yedi. Yer yemezde iyileşip yerinden fırladı. Oynayıp havlamaya, kuyruğunu sallamaya başladı. Babasıyla annesi bu işe çok şaşırdılar. Nasıl iyi ettin bu köpeği dediler. Ivan da anlattı. Bende iki tane kök vardı. Bu kökler her türlü ağrıyı, acıyı kesiyordu. Köpek de onlardan birini yedi. İşte tam bu sırada padişah kızının hastalandığı bütün köylere, şehirlere ilan ediliyordu. Padişah kızını iyi edene birçok armağanlar vereceğini, bekarsa kızını onunla evlendireceğini duyurdu. Haber Ivan'ın köyüne ulaştığında İvan'ın annesiyle babası onu çağırıp padişahın ilanını duydun değil mi? Hani sende bir kök vardı. Haydi git onu padişah kızına yedir. Kız iyi olsun sen de hayatının sonuna kadar mutlu yaşa dediler. İvan kabul edip yol hazırlıklarına başladı. Giydirilip kuşatıldı ve dış merdivene çıktı. Baktı ki orada çolak dilenci bir kadın oturuyor. Kadın ona hastaları iyileştirdiğini duydum. Ne olur şu kolumu iyileştirir misin Ayakkabılarımı bile kendim giyemiyorum dedi. Bunun üzerine Ivan, "Olur tabii." diyerek kökü çıkarıp dilenci kadına uzattı ve yutmasını söyledi. Kadın kökü yuttuğu an iyileşi verdi ve kolunu sallamaya başladı. Babasıyla annesi, padişahın yanına gidecek oğullarını uğurlamak için dışarı çıktıklarında Ivan'ın son kökü verdiğini, padişah kızını iyileştirmek için elinde bir şey kalmadığını öğrendiler ve Ivan'ı azarlamaya başladılar. Dilenci kadına acıyorsun da padişah kızına acımıyorsun. Bunun üzerine Ivan padişah kızına da acıdı. Atını çekip sandığa saman koyarak yola çıktı. Nereye gidiyorsun aptal dediklerinde padişah kızını iyileştirmeye dedi. İyi ama elinde iyileştirecek bir şey yok ki. Olsun dedi ve atını sürdü. Saraya vardığında dış merdivene ayak basar basmaz kız iyileşti. Padişah buna çok sevindi ve Ivan'ı yanına getirmelerini emretti. İvan yanına gelince onu giydirip kuşattı ve ''Bana damat ol'' dedi. İvan kabul etti ve padişah kızıyla evlendi. Çok geçmeden padişah da öldü ve Ivan padişah oldu. Böylece üç kardeşin üçü de padişah olmuş oldu. Üç kardeş padişahlık yaparak yaşamaya devam ediyorlardı. Büyük kardeşleri Semyon iyi yaşıyordu. Saman askerlerine gerçeklerini de katmıştı. Ülkesinde her on evden bir asker alınmasını emretmişti. Üstelik bu asker de iri yarı, beyaz tenli, temiz yüzlü olacaktı. Böylece birçok asker topladı ve hepsine eğitim verdi. Biri ona herhangi bir konuda karşı koyacak olsa, hemen askerlerini gönderip aklına eseni yaptırırdı. Bu yüzden herkes ondan korkmaya başlamıştı. Semyon'un yaşantısı da iyiydi. Bir şeyi aklından geçirdi mi yahut bir şeye göz dikti mi, o şey hemen onun olurdu. Askerlerini gönderirdi ve onlar da ona istediği şeyi alıp getirirlerdi. Bu arada Taraş da iyi yaşıyordu. İvan'dan aldığı paraları öyle har vurup harman savurmamış, kat kat çoğalmıştı. Ülkesine iyi bir düzen getirmişti. Paralarını yanında sandıklarda saklar, halktan da vergi toplardı. Öyle vergiler ki her kişiden, her yoldan, her çıraktan, çoraptan, bütün perde saçaklarından ve daha nelerden nelerden. Böylelikle aklına eseni ele geçirmişti. Herkes ona para için her şeyini getirir, sonra da çalışmaya giderdi. Öyle ya, herkese para lazım. İki kardeş böyle yaşar da Ivan kötü mü olur? Onun yaşantısı da fena değildi tabii. Kayınbabasının cenazesini kaldırdıktan sonra padişah elbisesini çıkarıp sandığa koydu ve saklasın diye de karısına verdi. Yeniden kıl gömleğini ve donunu giydi. Çarıklarını ayağına geçirip çalışmaya koyuldu. "İçim sıkılıyor, karnım şişmeye başladı, iştahım kesildi, uykum kaçtı." gibi açıklamalar getiriyordu buna anasını babasını, dilsiz kızı da yanına getirerek yeniden çalışmaya başladı. İyi ama sen padişahsın dediklerinde olabilir. Hem padişahın da çalışarak karnını doyurması gerekir diyordu. Veziri yanına gelip aylıkları ödeyecek paramız yok dediğinde yoksa ödemesen de dedi. Fakat ödeme yapmazsak bize hizmet etmezler dedi vezir. İvan da varsınlar etmesinler. Hem çalışmak için daha serbest kalırlar. Bak şurada bir dünya gübre yığılmış. Onları tarlalara taşısınlar işte diye cevap verdi. Bir gün iki kişi yargılanmak için Ivan'ın karşısına çıkarıldı. Birisi o benim paralarımı çaldı diye suçluyordu ötekini. Bunun üzerine Ivan, madem çaldı demek ki ihtiyacı vardı dedi. Böylelikle herkes Ivan'ın aptal olduğunu anladı. Karısı, senin aptal olduğunu söylüyorlar dedi. Ivan da olsun desinler deyince karısı düşündü, taşındı. Zaten o da kocası gibi aptaldı. Dedi ki, niçin kocama karşı gelecekmişim? Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Sonra o da sultan elbiselerini çıkarıp sandığa koydu. Ve iş öğrenmek için dilsiz kızın yanına gitti. İşi öğrenince de gelip kocasına yardım etmeye başladı. Böyle böyle bütün akıllı insanlar bir bir İvan'ın ülkesinden ayrıldı. Ve ülkede sadece aptallar kaldı. Kimsenin de elinde parası yoktu. Çalışıp geçiniyorlar. Hem kendilerini hem de iyi insanları besliyorlardı. Bütün bunlar olurken köşesinde oturan ihtiyar şeytan uzun zaman üç kardeşi nasıl alt ettiklerini bildiren bir haber bekledi durdu. Üç küçük şeytandan ama bir haber alamamıştı. Sonra kendisi bir şeyler öğrenmeyi düşündü. Gitti, aradı, taradı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Sadece ortada kalan üç çukuru gördü ve öyle anlaşılıyor ki işi kıvıramadılar. Ne yapalım iş yine başa düştü diye düşündü. Ardından kardeşleri aramaya gitti. Fakat onlar artık eski yerlerde değillerdi. Her birini ayrı bir ülkede buldu. Üçü de iyi yaşıyor, padişahlık yapıyordu. Bu durum ihtiyar şeytanın onuruna dokunmuştu. Durun hele, ben işe bir el atayım da görün siz dedi. Bunu söyledikten sonra ilk önce komutan kılığına girerek Semyon'un yanına gitti. Huzuruna vardığında Padişahım senin büyük bir komutan olduğunu işittim. Ben de bu işin ustasıyım ve sana hizmet etmek isterim, dedi. Semyon onu bir güzel sorguya çektikten sonra baktı ki akıllı bir adam onu hizmetine aldı. Yeni komutan işe başlar başlamaz Semyon'a daha güçlü bir ordu toplamanın yollarını öğretmeye başladı. İlk iş olarak daha çok asker toplamalısın padişahım. Çünkü senin ülkende birçok insan işsiz güçsüz dolaşıyor. Eğer hiç ayırt etmeden bütün gençleri askere alırsan o zaman ordun şimdikinden beş misli daha büyük olur. İkinci olarak yeni top ve tüfekler yapılmalı. Sana öyle tüfekler yaparım ki bir attın mı yüz kurşunu etrafa nohut gibi saçar. Sana öyle toplar dökerim ki karşısına insan, at, duvar ne çıkarsa çıksın hepsini yıkar. Her tarafı kavurup kül eder. Semyon yeni komutanın sözleri üzerine bütün gençlerin askere alınmasını emretmiş yeni silah fabrikaları kurdurup toplar tüfekler döktürmüş. Sonra da hemen komşu padişaha savaş açmış. Düşman ordusunun karşısına çıkar çıkmaz da toplarla tüfeklerle ateş açtırmış. Bir anda ordunun yarısının yaralandığını, yandığını gören komşu padişah korkmuş ve boyun eğerek ülkesini teslim etmiş. Semyon buna çok sevinmiş. Şimdi Hint padişahını yenerim artık demiş. Hint padişahı ise Semyon'un yaptıklarını duymuş ve onun bulduğu şeyleri öğrenerek buna kendi buluşlarını da eklemiş. Ordusuna sadece erkekleri değil, evlenmemiş kadınları da almış. Böylece ordusu Semyon'un ordusundan daha kalabalık olmuş. Tüfek ve top yapımını Semyon'dan öğrenmiş ama kendisi bunu havada uçup düştüğü yerde patlayan bombalarla geliştirmiş. Semyon savaş için Hint padişahının karşısına çıktığında bunu da öbürü gibi hemen yeni vereceğini sanıyormuş. Fakat papaz her zaman pilav yer mi? Hint padişahı hazırlıklıymış. Semyon'un ordusunun atış menziline tam olarak girmesini bile beklemeden kadın askerleri ordunun üzerine bomba atmaları için göndermiş. Kadınlar, hamam böceklerinin üstüne sıçan otu serper gibi ordunun üzerine bomba atmaya başlamışlar. Bunun üzerine bütün ordu çil yavrusu gibi dağılmış. Semyon tek başına kalmış. Hint padişahı Semyon'un ülkesini ele geçirmiş ve Semyon da kaçabileceği ilk yere kaçıp gitmiş. Böylece ihtiyar şeytan kardeşlerden birinin işini bitirdiğini düşünerek padişah Taras'ın yanına gitmiş. Bu sefer tüccar kılığına girmiş ve Taras'ın ülkesine yerleşmiş. Bir mağaza açıp her tarafa avuç avuç para dökmeye başlamış. Taras buna çok seviniyormuş. Allah razı olsun şu tüccardan. Şimdi daha çok param olacak ve daha rahat yaşayacağım diyormuş. Taras yeni planlar yapmaya başlamış. Yeni bir saray yaptırmaya karar vermiş. Halka ağaç ve taş taşımalarını gelip yapı işlerinde çalışmalarını duyurmuş. Her şeyi de yüksek fiyatla alıyormuş. Sanıyormuş ki eskiden olduğu gibi herkes para için çalışmaya koşacak. Fakat bir de bakmış ki bütün ağaçları, taşları tüccara taşıyorlar, bütün işçiler onun yanında çalışıyorlar. Bunun üzerine Taras fiyatı arttırmış ama tüccar daha çok arttırmış. Taras'ın parası çokmuş ama tüccarın daha çokmuş. Tüccar Taras'ın biçtiği fiyatı sürekli arttırıyormuş. Taras da sarayı yaptırmaktan vazgeçip bir bahçe yaptırmaya karar vermiş. Güz geldiğinde Taras halka gelip bahçesine gül dikmelerini söylemiş. Fakat kimse gitmemiş. Çünkü herkes tüccara havuz yapmaya gidiyormuş. Kış geldiğinde Taras bir kürk yaptırmak istemiş. Samur derileri alması için bir adam göndermiş ama adam eli boş dönmüş. Çünkü tü... samur derilerinin hepsini yüksek fiyatla alıp derilerden kilim yaptırmış. Taras bu defa da at almak istemiş. Adamlarını göndermiş ama geldiklerinde elleri yine boşmuş. Çünkü bütün iyi atlar tüccarın elindeymiş. Onun havuzunu doldurmak için su taşıyorlarmış. Padişahın bütün işleri yüzüstü kalmış. Hiç kimse onun işinde çalışmıyor. Sadece tüccardan aldıkları paralarla gidip vergilerini ödüyorlarmış. Böylece padişahın elinde o kadar çok para toplanmış ki artık koyacak yer bulamıyormuş.'' Fakat bu arada yaşayışı da çok kötüleşmiş. Artık plan yapmıyor, sadece şöyle böyle yaşamaya bakıyormuş ama elinden o da gelmiyormuş. Hepten kötü bir durumdaymış. Aşçıları, faytoncuları, hizmetçileri de onu bırakıp tüccarın yanına gitmeye başlamışlar. Artık yiyecek bir şey de bulamıyormuş. Bir şeyler alması için birini pazara gönderiyor ama giden tüccar bütün malları topladığı için eli boş dönüyormuş. Tarasa ise sadece vergi olarak para getiriyorlarmış. Bütün bu olanlara Taras çok öfkelenmiş ve tüccarı sınır dışı etmiş. Fakat tüccar sınıra yerleşerek yine aynı işi yapmaya devam etmiş. Halk yine her şeyi padişaha değil de tüccara taşıyormuş. Taras'ın durumu gün geçtikçe daha da kötüleşiyormuş. Günlerden beri ağzına bir lokma koymamış. Bir ara ortalıkta tüccarın övündüğünü, padişahı bile satın alacağını, ortalığın bu laflarla çalkalandığını işitmiş. Taras çok korkmuş ne yapacağını şaşırmış bir durumdayken Semyon da yanına gelmiş ve Hint padişahı beni yendi. Bana yardım et demiş. Fakat Taras da artık zor durumdaymış. Ben de iki gündür açım cevabını vermiş. İhtiyar şeytan ikinci kardeşin de işini bitirince sıra Ivan'a gelmiş. Yine komutan kılığına girerek Ivan'ın yanına gitmiş. Huzuruna vardığında bir ordu toplaması için onu kandırmaya çalışmış. Padişahım Ordusuz yaşamak, yaşamak değildir. Sadece emret, milletinden asker toplayıp orduyu düzenleyeyim. Ivan sonuna kadar dinleyip, tamam olur, düzenle ama askerlere iyi şarkı söylemeyi öğret. Ben şarkıyı severim, demiş. İhtiyar şeytan da asker toplamak için ülkede dolaşmaya başlamış. Herkesin gidip başını tıraş ettirmesini, herkese birer şişe vodka ile birer kırmızı şapka verileceğini duyurmuş. Aptallar bunun üzerine gülmüşler. Vodka bizde serbest. Kendimiz kaynatırız. Şapkayı ise karılarımız bize diker. Hem de alacalısını, püsküllüsünü. Ne çeşit istersek onu. Böyle söyleyerek kimse gitmeyince ihtiyar şeytan koşa koşa Ivan'ın yanına gelmiş. Senin aptallar gönül rızasıyla gelmiyor. Onları zorla getirmeliyiz. Deyince Ivan, olur öyleyse zorla getir demiş. İhtiyar şeytan halka gidip askere yazılmalarını, yoksa İvan'ın ölüm cezasına çarptıracağını duyurmuş. Bunun üzerine aptallar kendisine gelerek eğer askere yazılmazsak padişahın bizi ölümle cezalandıracağını söylüyorsun ama asker olunca ne yapacağımızı söylemiyorsun. Askerler adam öldürür diyorlar demişler. Evet o da var cevabını alınca aptallar direnerek gitmeyiz. Öyle ya da böyle ölümden kurtuluş yoksa bizi evimizde öldürsünler daha iyi demişler. İhtiyar şeytan Aptal oğlu aptallar, askerde sizi belki öldürürler, belki de öldürmezler ama gitmezseniz padişah Ivan sizi mutlaka öldürecek deyince aptallar düşünüp taşınıp padişaha sormaya karar vermişler. Bir komutan türedi. Hepimize askere gitmeyi emrediyor. Giderseniz belki ölürsünüz, belki ölmezsiniz ama gitmezseniz padişah Ivan sizi yüzde yüz öldürür diyor. Bu doğru mu padişahım? Ivan gülmüş. Nasıl olur da ben bir kişi Hepinizi öldürtebilirim. Aptal olmasam size bu işi açıklardım ama inanın ben de anlamıyorum. Öyleyse biz gitmeyiz demişler. Ivan da "Tamam canım, gitmeyin." demiş. Böylece aptallar komutana gidip askerlik yapmayacaklarını söylemişler. İhtiyar şeytan işlerin iyi gitmediğini görünce hamam böcekleri padişahına gidip onu kandırmış. Padişah Ivan'ın ülkesine gidip savaşalım. Orayı ele geçirelim. Orada para yok ama ekmek, hayvan her çeşit mal istemediğiniz kadar. Bu sözler üzerine hamam böcekleri padişahı büyük bir ordu toplamış. Tüfekler, toplar yaptırıp sınıra dayanmış ve savaş açmış. İvan'ın ülkesine girmeye başlamış. İvan'a gidip hamam böcekleri padişahı bize savaş açtı demişler. O da olsun canım varsın açsın demiş. Hamam böcekleri padişahı ordusuyla sınırı aşmış. İvan'ın ordusunu bulmak için öncü kuvvetler göndermiş. Öncüler orduyu aramış taramış bulamamışlar. Ordu yok. Belki herhangi bir yerden çıkıp gelir diye beklemişler. Ne gelen var ne de giden. Kiminle savaşacaklar şimdi? Hamam böcekleri padişahı köyleri ele geçirmesi için asker göndermeye karar vermiş. Askerler bir köye girdiklerinde kadınlı erkekli aptallar meydana çıkıp şaşkın şaşkın askerlere bakmaya başlamışlar. Askerler aptalların ellerindeki ekmek ve hayvanları toplamaya başladıklarında Aptallar her şeylerini veriyor, hiçbiri de karşı koymuyormuş. Askerler oradan başka bir köye gitmişler. Orada da aynı şey. Bir gün dolaşmışlar, iki gün dolaşmışlar. Her yerde aynı olay. Herkes her şeyini veriyor, kimse karşı koymuyor. Üstelik onları kendi evlerine çağırıyorlarmış. Dostlar, sizin ülkenizde hayat kötüyse gelin bizimle oturun. Temelli kalın. Askerler gitmişler, ordu mordu yok. Oysa ki her yerde halk yaşıyor, hem kendini hem başkalarını doyuruyor, hiçbiri kendilerine karşı koymuyor, üstelik gelenleri beraber yaşamaya çağırıyorlarmış. Bu durumdan içi sıkılmış askerlerin, kendi padişahlarına gidip, burada savaşamayız, bizi başka yere götür. Savaş olsa neyse ne ama bu adamları pırasa gibi doğramak olur mu? Burada daha fazla savaşamayız demişler. Hamam böcekleri padişahı buna çok kızmış, küplere binmiş. Askerlerine ülkenin dört bir yanındaki köylere gidip Evleri yıkmalarını, buğdayları yakmalarını, hayvanları öldürmelerini emretmiş. Eğer buyruğumu dinlemezseniz hepinizi öldürtürüm demiş. Askerler bu emir üzerine korkmuşlar. Padişah ne emrettiyse onu yapmaya başlamışlar. Evleri yıkmışlar, buğdayları yakmışlar, hayvanları öldürmüşler. Fakat aptallar yine karşı koymuyor, sadece ağlıyorlarmış. İhtiyar erkekler, kadınlar, küçük yavrular ağlıyormuş. Niye bize kötülük ediyorsunuz? Niçin ocağımızı söndürüyorsunuz? Size lazımsa buyurun alın. Hepsi sizin olsun diyorlarmış. Bu durum askerlere dokunmuş. Daha ileriye gidememişler. Ve bütün ordu oraya buraya dağılmış. Böylece ihtiyar şeytan işi kıvıramadığını, askerlerle de İvan'ın hakkından gelemeyeceğini anlamış. Fakat vazgeçmeye de niyeti yokmuş. Onun için de bir beyefendi kılığına girerek İvan'ın ülkesinde yaşamaya başlamış. Tarası alt ettiği gibi onu da parayla alt etmek düşüncesindeymiş. Ben size iyilik etmek, akıllıca davranmayı öğretmek istiyorum. Burada bir ev yaptıracağım ve bir mağaza açacağım demiş. İvan bu düşüncesini dinleyip ona izin vermiş. Geceyi orada geçiren beyefendi ertesi sabah yanına bir çuval altınla bir kağıt alıp meydana çıkmış. Hepiniz domuz gibi yaşıyorsunuz. Ben size nasıl yaşanması gerektiğini öğreteceğim. Şimdi bana şu plana göre bir ev yapın. Ben size ne yapmanız gerektiğini söylerim. Çalışıp harcadığınız emek karşılığında da size altın para veririm." demiş. Onlara altınları gösterdiğinde aptallar şaşırıp kalmışlar. Çünkü onlar para kullanmazlarmış. Birbirlerine mal karşılığında mal verirler yahut verilen şeyi emekle öderlermiş. Fakat yine de altını sevmişler. Güzel şeyler olarak görmüşler. Efendiye bu altınlar karşılığında mal vermeye, işinde çalışmaya başlamışlar. İhtiyar şeytan Taras'ın ülkesinde yaptığı gibi ortalığı altın saçmaya başlamış. Halk da altına karşılık çeşit çeşit mal veriyor, içinde çalışıyormuş. İhtiyar şeytan sevinerek içinden işim yolunda gidiyor. Şimdi Taras gibi şu aptalı da batırır, varını yoğunu satın alırım diye düşünmüş. Aptallar ise ellerine geçen altınları gerdanlık yapmaları için götürüp karılarına veriyorlarmış. Bütün genç kızlar saçlarına dizi dizi altın takıyorlar, Çocuklar artık sokakta onunla oynuyorlarmış. Böyle böyle herkesin elinde çok fazla para toplanmış. Artık kimse daha fazlasını istemiyormuş. Oysa ki beyefendinin konağı henüz yarıya bile gelmemiş. O yıl için düşündüğü kadar buğday ve hayvan da toplayamamış. Bunun için de sürekli gelip işinde çalışmalarını, buğday getirmelerini, her mala, her işe karşılık çokça altın vereceğine ilan edip duruyormuş. Buna rağmen kimse gidip çalışmıyor, bir şey götürmüyormuş. Sadece arada sırada bir oğlan ya da kız çocuğu bir yumurta getirir, altın alır gidermiş. Onun dışında kimsenin uğradığı yokmuş. Artık şeytan yiyecek bir şey bulamaz olmuş. Efendi karnının acıktığı bir gün yiyecek öteberi almak için köye gitmiş. Bir avluya girip bir tavuğa bir altın vermiş. Fakat ev sahibi kadın istemeyerek "Ben de altın çok." demiş. Bu defa şeytan yoksul bir kadının evine gidip ringa balığı almak istemiş ve karşılığında altın vermiş. Kadın, bu bana lazım değil dostum. Çocuğum yok ki oynasın. Bulunsun diye üç tanecik almıştım demiş. Şeytan başka bir köylünün evine gidip ekmek istemiş. Ama o köylü de para almamış. Bize lazım değil. Bekle karıma söyleyeyim de Allah rızası için sana bir dilim ekmek versin demiş. Şeytan Allah sözünü işitince yere tükürmüş ve koşarak köylünün yanından uzaklaşmış. Allah rızası için bir şey almak şöyle dursun bu adı duymak bile ona bıçak yarasından ağır geliyormuş. Böyle böyle ihtiyar şeytan ekmek bulamamış. Her kapıyı çalmış ama nereye gitse kimse parayla bir şey vermiyor. Bana bir şey getir ya da gel çalış. O da olmuyorsa Allah rızası için al diyorlarmış. Oysa ki şeytanın elinde paradan başka bir şey yokmuş ve canı da çalışmak istemiyormuş. Allah rızası için de alamaz. İhtiyar şeytan bu işe çok öfkelenmiş size para veriyorum. İşte daha ne istiyorsunuz? Altında ne isterseniz yaparsınız. İstediğiniz işçiyi tutup çalıştırırsınız diyormuş. Aptallar ise onu dinlemiyorlarmış. Hayır, para bize lazım değil. Vergi vermeyiz. Bir şey satın almayız. Ne yapalım biz parayı? diyorlarmış. İhtiyar şeytan o akşam yemek yemeden yatmış. Bu durumdan Ivan'ın da haberi olmuş. Ona gelip sormuşlar. Bir beyefendi türedi. Güzel güzel yiyip içmeyi Temiz temiz giyinmeyi seviyor ama bir türlü çalışmaya yanaşmıyor. Allah rızası için verilen şeyi de almıyor. Sadece her şeye altın veriyor. Eskiden halk elinde henüz fazla altın toplanmadığı için ona her istediğini verirdi. Fakat şimdi vermiyor. Bu durumda biz ne yapalım? Böyle giderse açlıktan ölecek adam. Ivan onları dinledikten sonra Peki o zaman besleyin onu. Bırakın sığırtmaç gibi ev ev dolaşsın. İhtiyar şeytan da bunun üzerine ne yapsın? Ev ev dolaşmaya başlamış. Bir gün sıra Ivan'ın evine gelmiş. İhtiyar şeytan yemek zamanı Ivan'lara gitmiş. Ivan'lar da yemeği dilsiz kız yaparmış. Biraz haylaz olanlar da onu sık sık aldatır. Çalışmadan erkenden yemek yemeye gelirlermiş. Lapanın hepsini yer bitirirlermiş. En sonunda dilsiz kız haylazları tanımak için bir kurnazlık bulmuş. Hepsinin ellerine bakıyormuş ve kimin elinde nasır varsa ona yemek veriyormuş. Kimin elinde de nasır yoksa ona da artıkları yedirirmiş. Sıra ihtiyar şeytana geldiğinde ihtiyar şeytan sokulmuş masaya. Dilsiz kız da her zaman yaptığı gibi ellerini yoklamış. Bakmış ki elleri tertemiz, bembeyaz, tırnakları dümdüz ve uzun. Bunun üzerine dilsiz kız homurdanarak şeytanı masadan çekip kaldırmış. Bu arada Ivan'ın karısı "Kusura bakma beyefendi. Bizim evde görümcem ellerinde nasır olmayanı masaya oturtmaz." azıcık bekle. Başkaları yesin, onların artıklarıyla sen de karnını doyurursun demiş. İhtiyar şeytan padişahın evinde domuzlar gibi doyurulmak istendiğini düşünerek çok gücenmiş. İvan'a gidip ülkende her insanın elleriyle çalışması gerektiğini ileri süren aptalca bir kanun var. Böyle bir kanunu aptal olduğunuz için çıkarmışsınız. Sanki insanlar sadece elleriyle mi çalışır? Akıllı insanlar neyle çalışır söyle bakalım deyince İvan biz aptallar bunu nasıl bilebiliriz? Biz hep ellerimizle ya da sırtımızla çalışırız." demiş. İhtiyar şeytan bir fırsat daha yakaladığını düşünerek "Aptalsınız da ondan ben size kafa ile nasıl çalışılır onu öğreteyim. O zaman göreceksiniz ki kafa ile çalışmak elle çalışmaktan daha iyidir." demiş. İvan şaşırıp kalmış buna. "Gerçekten mi? Ee bize boşuna aptal demiyorlar." Bunun üzerine ihtiyar şeytan konuşmaya başlamış. Fakat kafa ile çalışmak kolay değildir. Bakın ellerimde nasır yok. Siz bunun için bana yemek vermiyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki insanın kafasıyla çalışması elleriyle çalışmasından yüz kat daha güçtür. An gelir insanın kafası çatlar. İvan düşüncelere dalmış. Niye böyle kendini üzüyorsun dostum? İnsanın kafasının çatlaması hoş şey mi? İyisi mi ellerinle sırtınla hafif iş gör? Şeytan da siz aptallara acıyorum da onun için böyle çabalıyorum. Ben olmasam siz kıyamete kadar aptal kalırsınız. Ben kafamla çalışırım ve bunu size de göstereceğim demiş. Ivan şaşırıp kalmış. Peki o zaman öğret. Bizim kimi zaman ellerimiz yorulur. Biz de o zaman kafamızla çalışırız demiş. Şeytan bu işi öğreteceğine söz vermiş. Ivan da bütün ülkeye duyuru yapmış. Bir efendi geldi. Herkese kafa ile çalışmayı öğretecek. Kafa ile çalışınca daha çok iş yapılıyormuş. Herkes gitsin öğrensin. Ivan'ın ülkesinde dik merdivenle çıkılan yüksek bir kule varmış. En üstünde de küçük bir boşluk varmış kulenin. Ivan herkes görsün diye efendiyi oraya çıkartmış. Efendi kuleye çıkınca başlamış oradan konuşmaya. Bütün aptallar da toplanmışlar. Sanıyorlarmış ki efendi ellerini kullanmadan sadece kafasıyla nasıl çalışacağını gösterecek. Fakat ihtiyar şeytan çalışmadan nasıl yaşanılacağını sadece sözle anlatıyormuş. Aptallar anlattıklarından bir şey anlamamışlar. Bakmışlar, bakmışlar ve sonra hepsi yine kendi işinin başına gitmiş. İhtiyar şeytan kulede bir gün kalmış, iki gün kalmış, sürekli konuşuyormuş. Sonra karnı acıkmış. Fakat aptallar ona kuleye yemek götürmeyi akıl edememişler. Madem ki efendi kafasıyla daha iyi çalışıyor, ekmeğini de kafasıyla kolayca çıkarır diye düşünmüşler. İhtiyar şeytan kulede bir gün daha kalmış. Hala konuşuyormuş. Halk da yaklaşıyor, Bakıyor, bakıyor, dönüp gidiyormuş. Ivan ise arada bir, eee nasıl efendi kafasıyla çalışmaya başladı mı diye soruyormuş. Hala başlamadı, çene çalıp duruyor diye cevap veriyorlarmış. İhtiyar şeytan bir gün daha kulede kalmış, zayıflamaya başlamış, ayakta sallanıyormuş. Sallanırken kafasını bir direğe çarpmış. Bunu gören bir aptal olayı gidip Ivan'ın karısına anlatmış. Kadın da çift süren kocasının yanına koşmuş. Haydi gidelim. Efendi kafasıyla çalışmaya başladı diyorlar." demiş. "Sahi mi?" demiş Ivan. Atını çevirip kuleye gitmiş. Kulenin yanına yaklaştığında ihtiyar şeytan açlıktan büsbütün zayıf düşmüş, kafasını direklere çarpıyormuş. Ivan oraya varır varmaz şeytan sendelemiş ve basamaklardan büyük bir gümbürtüyle yuvarlanmış. Ivan "E, ee, efendi doğru söylemiş. Demek bazen insanın kafası da çatlıyormuş. Bu iş nasırla bitmez." Böyle çalıştıktan sonra insanın kafasında yumruk gibi şişler oluşabilir. İhtiyar şeytan merdivenlerin dibine devrili vermiş. Kafası da toprağa saplanmış. Ivan çok iş görüp görmediğini anlamak için yanına yaklaştığında birdenbire yer yarılmış. İhtiyar şeytan da yerin dibine gömülü vermiş ve ortada sadece bir çukur kalmış. Ivan kafasını kaşıyarak "Seni gidi baş belası seni. Yine mi sen iri yarı olduğuna göre ötekilerin babası olmalısın." demiş. Ivan o gün bugündür yaşıyor, halk da onun ülkesine akın ediyormuş. Kardeşleri de yanına gelmiş ve onlara da bakıyormuş. Birisi gelip de besle bizi derse olur tabii kalın bizde her şey bol diyormuş. Fakat ülkesinde bir gelenek varmış ki eli nasırlı olan sofraya oturuyor olmayansa artıkları yiyormuş. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.